Merhaba başkanlar, hepiniz hoş geldiniz. Penguin Tycoon'un güncelleme videosuyla karşınızdayım ama bu videodan sonra sizin isteklerinizle devam edeceğiz. Yani bu videonun altına istediğiniz oyunları yazmanız çok önemli. Çünkü sizin istediğiniz oyunlar arasından bir oyun seçeceğim ve sonraki videoları o şekilde devam ettireceğim. Vakit kaybetmeden başlayalım. Nerede kalmıştık? Şöyle bakalım. Şuradan yol gidiyormuş. Yeni bir ada alıyoruz. Bakalım buraya ne kuracağız? Malikane mi kuracağız acaba? Çok güzel yollar yaptık. Evet, harbiden malikane yapıyoruz. Güzel tahmin etmişim. Oo, arabalara bak. Bugatti var hem de iki tane. Bunları bilemedim. Bunlar ne? Işıklı. Camlara 30.000 dolar verdikten sonra içim hiç rahat değil gerçekten. Şu çok saçma bir şey değil mi ya? Eve bir gün kocaman camdan bir şey var. Her yeri kapatıyor. Ben yapsam böyle yapmazdım. Olmamış. Beğenmedim. Altın penguen heykeli. Kim lan bu kaprisli? Kralın evini mi yapıyoruz? Satranç falan koyduk ha. Aa, tenis oyuncusu. Bir tane daha koyayım. Kapışın bakayım. Yani oynamıyorsunuz. Tenis etikleri de var. Tiplere bak. Buraya bir dinlenme yeri yaptık. Kahve makineleri falan var. Buraya da oturma odası yaptık. Televizyonda beni izliyorlar. Üst kat varmış tabii ki. Olmaz sorma. Kocaman ev ya. Aa, yatak odası yapıyoruz buraya da. Çok saçma. Açık oğlum her yer. Bu ne ya? Bu evin dizaynını sevmedim ben. Yok, olmamış. Burada ne var? Burada da mutfak var. Çok garip gerçekten. Aşçı aldım bir tane. Aşçı değil bu, uşak. Bir de çatı katı var. Helikopter tabii ki. Her zenginin çatı katında olmazsa olmaz eşyası. Ama helikopteri koymadık. Başka yere gönderiyor bizi. Ben burayı bitirmiştim. Sonradan bir şeyler mi eklemişler ya? Bunlar yoktu ki. Bitti mi? Sadece malikane yaptım ben. Bu ne? Buraya bir tane kırılmış roket gelmiş. Aa, roketi tamir et diyor. Parça istiyor bizden 9 tane. Buluruz. Hadi bakalım, aramaya başlayalım. Evet, ilk parçayı sanırım şurada bulduk. Meteorun yanında. Şunu bir alalım. Kargo kısmını bulmuşuz. Diğer kısımları aramaya devam edeceğiz. Aa, şurada yanındaki zımbırtıları var roketin. Şurada diğerlerini de buldum. İkisini bulmuştuk. Diğer ikisi de buradaymış. 3 parça oldu şu anda. Aa, şurada da ucunu buldum. Bu rokettekileri alıp kullansak ya. Burada temiz bir tane roket var. Bir işe de yaramıyor. 4. parçayı bulduk. Şurada bir şey parlıyor. Cam burada galiba. Evet, camını da bulduk. 5. parçamız. Şurada yine bir şey parlıyor. Evet, 6. parçaymış bu da. Bu ne? Bu parça mı? Sanırım parçası. Evet. 7. parçamız. Son 2 parça kaldı. Şurada vidaları gördüm. Vida bunlar, evet. Vidalar önemli. 8. Son parçamızı arıyorum. Aha, o da aşağıda galiba. Ne bu? Kapısı mı? Kapısız olmaz tabii. Bitti. Hemen gidelim şuraya. Bu roket bizi başka bir yere mi gönderecek ya? Bu Tycoon oyunu birazcık gerçekten sınırları aştı. Çok garip şeyler geliyor. Başka ada falan da geldiyse yuh diyeceğim. Harbiden bu ne? Odun kesme dünyası. Aa, bomboş bir yere geldim. Yeni bir yer. Ağaçlar 500.000 dolar. 17 milyon taşlar. Bu ne oğlum? Baya pahalı bir yermiş. Köprü de yapıyoruz. Bakalım burası ne kadar büyüyecek. Şöyle çimenleri mimenleri alalım. Oduncumuzu alalım buraya. Oduncu kulübesini aldım da bir tane de oduncu olsaydı keşke. Ben mi keseceğim? Bu ne? 500 tane bundan kesince köprüm bitecek. 25 milyon istedi yeni adaya. Yuh. Şu an hepsi 10 küsür milyon para istiyor. Param yetecek mi bakalım? Bu ne? Basket sahası mı? Aa, harbiden basket sahası da koyduk. Buz hokeyi falan da var. Buz hokeyi kaskı çıktı. Böyle gözükmek istemiyorum ama ben şu an çok tatlıyım bence. Bu ne? Gerçekten bu kadar büyük bir yer yapmayı beklemiyordum. Futbol sahası da koyduk. Bir ada daha yapıyoruz. Bir ada daha. Oğlum bir sürü ağaç var farklı. Harbiden odun kesme adası burası ya. 3000 tane bundan. Anam dur, okurken de aşağı düştüm. O kadar çok sayı. 3000 tane bundan nasıl keseyim ben ya? Yuh. Aa, kiraz çiçeği ağacı. Ne bu? Japon çiçeği ağacı. Bir şeydi bunlar ya. Ben adını unuttum bunları. Biliyordum. Yeni bir ada yapıyoruz buraya. Bu ne böyle? Sarılı maralı. Aa, yine ağaç. Çok şaşırdım. Oğlum ağaçtan ev yap. Aa, Bumblebee koy diyor. Penguen arı koydum. Bu çok garip bir yer oldu gerçekten. Bal ağaçları falan var. Bir de liman yapıyoruz. Yine yeni bir ada yaptık. Oo, bayağı köy yapıyoruz buraya. Yuh. Çok büyüdü oyun. Evlerimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi burada küçük bir köy var artık. Bir de kale mi yapıyoruz? Yuh. Harbiden kale oldu ha, kocaman. Şuraya bak. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Buradan devam. Bu ne? Aa, okul yapıyoruz. Lise. Okul otobüsümüz de hazır ama okul yok hala. Okul 30 milyon. Hemen içine ödüller, merdivenler, bir şeyler. Dolaplar tabii ki. Sınıflarımızı da yapalım. Bak, kimse mükemmel değildir diyor. Bak, yazıya bak. Bu yüzden kalemlerin silgisi vardır. Hate be. Günün anlam ve önemi. Bütün sınıfları yaptım şu anda ben. Bir de fışkiye önüne tabii ki. Olmazsa olmaz. Medeniyeti simgesi ya. Fışkiyesiz yer mi olurmuş? Buradan yeni bir adaya geçiyor direkt. Aa, sanırım güncellemeyle son gelen ada burası. Çok garip bir yer gerçekten. Fabrika mı açacağız buraya? Baya şekil bir yer oluyor. Bir şey makineleri falan koyuyorum ama buharlı ne bunlar böyle? Aa, fabrika sahibi koydum buraya. Tipe bak. Sen zengin bir abiye benziyorsun. Bana az para ateşlesene ya. O kadar fabrika kurduk sana. Harbiden fabrika açtım ha. Bir de buraya elektrik üretecek bir şey koydum da bu nükleere benziyor. Ben çok durmasam mı burada? Sıkıştım ya. Çıktım. 2 tane daha koyduk. Hacı ben burada durmam ya. Tehlikeli buralar. Aa, Rebirth geldi. Ta ilk baştaki adaya gönderiyor beni Rebirth atmak için. Yok, teşekkür ederim. Bu kadar şeyden vazgeçmek istemiyorum. Şuraya bak. 2 dakikada kurduğum yere bak ya. Böyle ağaç kestikçe şu sayı ilerliyor ama 500 olunca gerçekten ne olacağını hiç bilmiyorum. Şu an Rebirth de açıldığı için bence 500 tane ağaç kesmeye gerek yok. Bu arada ağaç keserken rastgele eşyalar da elde ediyoruz. Bak mesela para çantası geldi. 2 milyon para geldi. Bu oyuna güncelleme gelirse büyük ihtimalle Rebirth atmış olmamızı isteyecek. O yüzden ben basıyorum buna. %10 para boostu kazanıyormuşuz. Paramız ve tycoon'umuz resetleniyormuş. Ya 1 milyar para almayı seçiyoruz ya 1000 elmas almayı seçiyoruz. Bence elmas mantıksız ya. Direkt para alıp hızlı hızlı bitirmeye çalışmak daha mantıklı gibi. Ama şimdilik dokunmayacağım. Belki rebuild istemeden güncelleme gelir, bilmiyoruz. Üşenmedim, 40 dakikadır ağaç kesiyorum şunun ne olduğunu görebilmek için. Fazla merak gerçekten zararlı bir şey. Şu an onu anladım. İnşallah sadece köprü tamamlanmıyordur. Yani ağaçları kesip daha fazla para kazanacaksak bu kadar uğraşmanın hiçbir mantığı yok. Nefesler tutuldu. Son 4 ağaç. Şunu da keseyim, yanlarına gideyim. Son 2 ağaç, hadi bakalım. Ciddi anlamda tırsıyorum şu an, ne olacak. Lütfen güzel bir şey olsun bak. 500 ta... Ne oldu? Buradaki ağaç gitti sadece. Artık bunları mı kesebiliyorum? Bu mudur yani? 35 bin dolar kazanıyordum. Şu an vurduğumda 41 bin dolar kazanıyorum ama daha fazla vuruyorum. Hiçbir mantığı yok. Oyun bitti, ben paraya ne yapayım ya? Burada ağaç kesecek halim yok ki benim. Arkadaşlar yine vaktimi boş harcadım. Ben bu işi başarıyorum gerçekten. Penguin şehrine de bir göz atmak istiyorum. Bayağı araba mağazası yazacak oyuna, yakında diyor. Kamyonlar falan var. Oyuna çiftçilik falan da gelirse şaşırmam ben gerçekten. Burada da AVM var. Yakında AVM de gelecekmiş. Şöyle market arabasının içinde... Lan düştüm, çok küçük. Buralara kadar gelmişken bir yarış oynarım ben ya. Çok sarıyordu bu. Buzda 2 drift atmayalım mı yani? Hadi bakalım, başlıyoruz. Çok heyecanlı. Ben bence bu işi... Oğlum adam çok iyi döndü. Ben ama topladım sonradan. Ben şu an niye bu kadar kötü oynuyorum? Daha iyiydim bu oyunda. Bence şu virajda falan alabilirim diye düşünüyorum. Şu virajı şöyle aldım. Alamadım diye çok uzaklaştım birden. Benim lastikler yazdık galiba. Biraz fazla kayıyorum. Yakalayacağım oğlum seni. Şu virajda şöyle aldım mı? Ah be, çok yaklaştım. Lan! Takıldım. Çok kötü oldu. Çok dibindeyim ya adamın. İç içeyiz şu anda. Şuraya bak. Şöyle aldım. Köşeden önüme ağaç geçmesin. Aldım birinciliği. Aldım. Birinciyim. Koş. Bir tur daha var. Bu adam buraya iyi dönüyor ama neyse ki ben de kötü dönmedim. Oğlum o nasıl dönüştü lan? Çok kıra geçiyor gerçekten. Risk almam lazım bir yerde. Benim çok dönmem lazım. Dar. Şuradan mesela şöyle... Çok güzel. Arayı biraz açsam rahatlayacağım da çok stresliyim şu anda. Çok güzel. Buradan alamaz artık. Çok güzel birincilik be. İşte bu. Özlemişim harbiden bu yarışı. Başaramadık kardeşim ama iyi savaştın gerçekten. Son ana kadar. Gelsene oğlum bitiş çizgisine. Ne duruyorsun orada? Adam süre bitsin diye bekledi resmen. Birinciyim. 15 gem aldım. Bu arada gem için oynanmaz bu ya. Ağaç kessem daha çok gem topluyorum. Ama eğlenceli. Ona yapacak bir şey yok. Yarış bizim işimiz ya. Dediğim gibi açıklama kısmına istediğiniz oyunları yazmayı kesinlikle unutmayın. Kendi heykelimin üstünde kapatayım mı videoyu? Ne güzel birinci olmuşuz. Oğlum kaya aşağı düştüm. Aa. Böyle güzel oldu bence. Evet başkanlar, bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.